Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitay Şarık Türkistan'ı köplep Xitay saudikarlarını çağırmakta. Yakınki yıllardan beri Şarık Türkistan halkını mecburi emgeki seliş vasıtası bilen zor menfaatke erişken Xitay, Şarkı Türkistan'a Xitay saudigarlarını köplep çakırışkı başlayan. Aksu kündülük haberleri doğrudan 7 yanvardaki haberde bildirilmişçe, Xitay Aksu vilayetini köpeytip kurvatkan sanat şehircisiyle Xitay ülkelerden köplep saudigar çakırışkı başlayan. Aksu Tokumacılık Sanat Rayonu dairelerinden bildirilmişçe, 2021 yılı Aksu Tokumacılık Sanat Şehircisinin iktisadi terakkiyatıda eşiş görülgen bulup, sanayetinin koşulma kıymeti 2 milyar 490 milyon yuanga yetken. Xitay Tokumacılık Sanayeti Şehircisi de üskünü yasaş ve yeniden güllünüvatkan kesiplerge alakadar traktör, lifit, davalaş üskünleri, yeni energiya maşinesi katarlık üskünlerini işlep çıkırış türlerini kengaytken. Xitay mezgur kengaytış planını atılmış 14. 5 yıllık planı kirgüzgen. İgilinişçe Xitay yakından beri Xitay ülkelerdeki hava bulgaydıgan zavut ve sanayet organlarını Şarkı Türkistan'a yetkigen. Ondan başka Şarkı Türkistan'daki türme ve ceza lagerlerde tutup duruluvatkan halkını tihimi kan gölemlik mecburi emgeki seliş üçün Xitay'nın veyran buluş aldı tuturgan küçük tipteki zavut ve karhallarını itibar biri siyasetleri bilen Şarkı Türkistan'a kirişki rıgıbetlendirgen. Bunun bilen Şarkı Türkistan'daki Xitay karhaneleri ve şirketlerinin sahanı barğancı aşkan. Parlament azaları Ayr BNB'nin Şarkı Türkistan'daki soğudu faaliyetlerine narazılık bildirdi. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitesi'nin işki emeldarı Üy İcari Biri Süpsi Ayr BNB'ye mektup evetip, Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı kolluğucularının Şarkı Türkistan'daki soğudu faaliyetinin endişe kılgallıkını, onlarının Xitay'daki kişilik hukuk depsendikiliki ve kemistişki karıştırış vadisiki bulgan gümanını otturgu koygan. Amerika Avazı'nın bu ağıtaki haberde bildirilmişçe, Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitesi'nin reisi, Kengash Palata azası Jeff Merkley ve komitetinin birleşme reisi Jim McGovern, 7 yanvar Ayr BNB'nin baş icraiye emeldarı Brian Chesky'ye mektup yazıp, özlerinin endişesi ve suallarını oturgu koygan. Ular mektupta özlerinin Amerika Akbarat Organları ilan kılgan Ayr BNB'ye alakadar bir kısım öy mülüklerinin Amerika Maliye Ministerliği embargo tizimindeki kirgizgen Şarkı Türkistan'daki adalmış işlep çıkarış ve kuruluş diviziyası idarecilikteki yerlerge caylaşkallıkı hakkıdaki haberlerden kattık endişe kılvatkallıkını bildirgen. Mektupta Amerika Taşkı İşler Ministerliği Şarkı Türkistan'daki işlep çıkarış ve kuruluş diviziyasının yerim herbi organ işkerlikini, mezkur organının Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek ve başka kişilik hukuk depsendikilik cinayetine bivasit çetişlik işkerlikini ilan kılıp, İmbargo tizimindeki kirgizilgenliği alahide eskertilgen. Mektupta Ayr BNB şirketinin Şarkı Türkistan'daki öymülük ticaretini hazırgıcı devamlaştırıp gelgenliği, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık ve Uygur Katarlık milletlerge karatkan kişini çöçtüdügan ve sistemelik kişilik hukuk depsendikilikini uçuk aşkarı ayıplimi gelgenliği, milli kimliki sebeplik irki kemistişke uçuraydıgan bir devlette ticaret kılıvatkanlığı kayıt kılıngan. Kazakistan'ın mukumsuzluğu Xitay'ını endişeye saldı. Kazakistan'ın nöbetteki mukumsuz vaziyeti Xitay'ını endişeye salgan bulup, Xi Jinping her kandak küşünün Kazakistan'ı mukumsuzlaştırışıqı karıştırdığallıkını, Kazakistan'ı zörür yardımlarını berişini xalaydığallıkını bildirgen. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe, Xi Jinping 7 yanvar Kazakistan Prezidenti Tokayev'ı uçur yollap, Kazakistan'ın mukumluğu buzgunçılık kılıdığan ve bihaterlikigi tehdit saldığan her kandak küşke, Kat'i karıştırdığallıkını, şundaklı sırtkı küşlerinin Kazakistan'da kastan renglik inkılap payda kılışıgı kat'i karıştırdığallıkını bildirgen. Ve Kazakistan meyli kandak xater ve hırsıgı düşkelsin, Kazakistan Xitay'nın işençilik dosti ve işençilik hemrahi digen. Bildirilişçe Kazakistan'daki malamançılık Rusya bilen Xitay münasibetini tihimi murakkep vaziyetke özgertip etişi mümkün iken. Xitay'nın bir belvağ bir yol soğudu planı asasıdaki Kazakistan bilen bolgan iqtisadi münasibetimi təsirge uçuruşu mümkün iken. Bir kısım analizciler Kazakistan vaziyetinin etraptaki müstabit devletlerine endişige salgallıqını,
davalgoşunun öz devleti geçe kengi işiden ensir avat kallakane Xitayning O'rta Osiyo siyosatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan navbatdagi vaziyatga jiddiy diqqat qilayotganligini bildirishgan. Rossiya axborot organlarining xabar qilishicha Qozog'iston sotsialistik harakati deb atalgan bir tashkilot Qozog'iston taratqulurida bayonot e'lon qilib, muhit bulg'ash nisbati yuqori bo'lgan 51 Xitoy zavodini Qozog'istonga yotkash planining chuqur amaldan qoldirilishi kerakligini Xitoy xizmatchilari uchun ishlab chiqarish binosi va o'ltiroq rayonini selishni chuqur cheklash kerakligini, Xitoy shirkatlari chuqur Kaspiy dengizi va Qozog'istonning g'arbidan qo'g'lab chiqarilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Shundaqli qanchilik shirkatlarining chuqur Qozog'iston shirkatlari bo'lishi kerakligini, yer, nefit, tabiiy gaz va barliq boyliklarining chuqur xalqqa tava bo'lishi Bularning foydasi hukumatga yaqin milliarderlar yoki mushtum zo'rlarning emas, balki millionlagan xalqqa tabe bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Xitoy dunyodagi ochliqning yarmini yig'ib olgan. Amerika Yer egalik ministerligining e'lon qilishicha 2021-yili Xitoy butun dunyoda ishlab chiqarilgan ochliq zapasining yarmini yig'ib olgan. Xitoyning xalqaro yemaklik va strategik zapas saqlash idorasi bu vaqtda to'xtalib Yig'ilgan ochliq zapasidan faqat bug'doyningla Xitoy nupusiga 1.5 yil yetadiganligini da'vo qilgan. Bultur butun dunyo miqyosida ochliq yetishmaslik sababli og'ir ocharchilik tahdidiga uchrab, qiyin ahvolda qolgan kishilarning soni 820 milliondan oshgan. Xitoyning bu harakati oshkorlangandan keyin xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy doiralari bultur 4-oyda ochliq isrofchiligiga qarshi turish qonunini e'lon qilgan bo'lib, Shuningdan boshlab Xitoy o'z ichi va xalqaradan asoslik ochliqlarni har xil usullar bilan yig'ib saqlashga boshlagan. Munosabatlik Xitoy amaldorining aytishicha Xitoy doiralari bu yilmi ochliq yig'ib saqlashni davomlashtirdi ekan. Amerika Yer egalik ministerligining aytishicha agar Xitoy ochliq yig'ib olishni 2022-yilmi davomlashtirsa, butun dunyoda ishlab chiqarilgan qo'noqning 69%ini Guruchning 60%ini, bug'doyning 51%ini yig'ib oladi ekan. Etib tashlash buyrug'i tushirilgan Olmutada jiddiychilik pasaymadi. Qozog'iston prezidenti To'qayev bexatarlik qismlariga namoyishchilarni ogohlantirmasdan etish buyrug'i bergan bo'lsa-mu, namoyish va to'qinishlar davomlashayotgan bo'lib, Olmutada qurolliq etishlar avj olgan. Yangi xabar to'g'rining bugungi xabarda bildirilishicha 2-yanvar Qozog'istonda boshlangan namoyish qonliq to'qinishga aylangan bo'lib, prezident To'qayev bexatarlik qismlariga namoyishchilarni ogohlantirmasdan etish buyrug'i tushirilgan bo'lsa-mu, namoyishchilarni to'xtatilmagan. Qozog'istondagi bexatarlik qismlarining harakati Olmuta shahrida jiddiy davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy tarqoqlarda ham bahrlangan sillarda ma'lum bo'lishicha, Olmutada kuchlik miltiq ovozi anglanayotgan bo'lib, to'qinishlar davom qilgan. Qozog'iston ichki ishlar ministerligi qo'lga olingan kishilarning sonliq ma'lumotlarini yig'ilab e'lon qilgan bo'lib, navbatda qo'lga olinganlar 4266 ga yetgan. Buning ichida boshqa davlat fuqarolarining ham borligi bildirilgan. Olmuta shahridagi bir yezidilla 100 dan ortiq odam qo'lga olingan. Jambil o'lkasida qural ambiri bayqalgandan sirt, Olmutadagi mashina mulozimat binosidan qural va o'q-dori qo'lga tushirilgan. Anadolu agentligining xabar qilishicha Olmutada cho'ng tipdagi mol sotish va ko'ngil ochish markazlari, qahvaxona va restoranlar asosan taqalgan bo'lib, faqat bozorlardan mol sotib olgani bo'ladi ekan. Ommaviy qatnash vositalari davomli mulozamat qilmoqda ekan. Navbatda banklar va sarrafxonalarning xizmatini to'xtatishi va to'rning uzilib qolishi sababli naqd pulga ehtiyojlik shahar aholisi pul olish mashinasi oldida uzun o'chirat shakllantirgan. Poytaxt Nursultonda kechida yurish cheklamasi yo'liq qo'yilgan bo'lib, tartib saqchilar tomonidan qattiq kontrol qilingan. Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston va O'zbekistondan tashkil topgan Turk davlatlari tashkiloti oldingi kuni bayonot e'lon qilib, Qozog'istonda davomlashayotgan voqealarda Qozog'istonning tinchligi va muqimligiga ahamiyat beradiganligimizni ta'kidlaymiz va a'zoyimiz bilan kuchlik hamkorlik o'rnatadiganligimizni bildiramiz. Qozog'iston hukumatı ve Qozog'iston xalqi ehtiyojlik bo'lgan her qandoq yordamni berishga tayyor ekanligimizni jakorlaymiz degan edi. Blinken Ukraina masalasi tilg'a olinmasa suhbat o'tkazmaydiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukraina masalasi tilg'a olinmasa Rossiya bilan suhbat o'tkazmaydiganligini bildirdi.
Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Ned Price, Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'ın Ukrayna Taşkı İşler Ministeri Dmitry Kuleba bilen telefonda görüşkenlikini takitleb, telefon sökbütüde Minister Blinken Rusya'nın tacavuzculuğu aldı da Ukrayna'nın müstakillikı, İgilik hukuki ve zemin bütünlüğünü koğdaş meselesi de Amerika'nın her daim Ukrayna tarafı turduğallıkını tekitledi. İki minister Amerika ve İttifaktaşlarının Rusya'nın Ukrayna çigrasıga asker orunlaştırışıga bolgan inkasları ve Ruslar bilen diplomatik uçur alaqa kılış qatarlıq meselelerini müzakir kıldı. İgilinişçe Amerika ve Rusya diplomatları Muşu ayının ahırları çakırıldıgan Amerika-Rusya strategilik söhbet yığındı cem bolup, kün tertipteki muhim meselelerini müzakir kıldıken. Chongqing shahrida portlash yuz berdi. Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongqing shahrining Wulong rayonida hukumat binosida portlash yuz berib, 20 dan ortiq kishining xarobilik ostida qolganligi xabar qilindi. Xitoy Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, Chongqing shahrida bir hukumat binosining oshxonasida portlash yuz bergan bo'lib, vaqtida binoning bir qismi o'rilib tushgan. 20 dan ortiq kishi xarobilik ostida qolgan. Xabarda portlashning gaz chiqib ketish sababidan yuz bergan bo'lishi mumkinligi eskertilgan. Bir qism guvohchilarning aytishicha portlash kishilar tushlik dam olishda tomoq yeyotganda yuz bergan. Xabarda izlash qutqizish ishlarining davomlashayotganligi bildirilgan bo'lsa-mu, ammo yaralanganlarning soni haqida ma'lumot berilmagan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.